Yurdun doğusunda kar yağışı etkili oldu, oluyor. Beyaz örtü kimi yerlerde hayatı aksattı, kimi yerlerde ise eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Göller buz tuttu, yollar kapandı. Ancak beyaz örtüyle kaplanan dağlar ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri Bingöl'dü. Karlova ilçesinde etkisini artıran kar, ilçe merkeziyle yüksek kesimleri tamamen kapladı. Bingöl'ün Karlova ilçesine bağlı Çirişli geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken tırlar ise yolda kaldı. Tır sürücüleri araçlarından inerek zincir taktıktan sonra ilerleyebildi. Taksi yukarıdan aşağı geliyordu. Taban buzlu olduğundan kaydı, arkadaki arabayı vurdu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede Karlova'ya bağlı 10 köy yoluyla Erzurum-Bingöl karayolunda ulaşım aksadı. Hakkari'de ise kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetre olarak ölçüldü. Kent genelinde 6 köy ve 28 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ancak okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar poşetlerle kayarak keyifli anlar yaşadı. Okul tatil olunca çok güzel, sıcakla buradan kayarız. Kars'ta da vatandaşlar sokağa çıktıklarında lapa lapa karla karşılaştı. Esnaf kazma küreklerle dükkanlarının önünü temizledi. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürütürken Kars Kalesi ve çevresi drone kamerasıyla görüntülendi. Muş'taki kar yağışı ise besicilere zor anlar yaşattı. Tipiye maruz kalan besiciler hayvan sürülerini güçlükle köylerine ulaştırdı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı Tunceli'de ise hayat neredeyse durma noktasına geldi. Pülümür'deki 1900 rakımlı can kurtaran geçidinde yol temizleme ve küreme çalışmaları yapıldı. Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Kar ve sisin etkili olduğu Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde ise sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Doğuda yoğun kar yağışı nedeniyle 1585 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığını söylemiştik. Şimdi bölgeye bir kez daha uzanacağız ve son durumu A Haber ekibinden Yüksel Akalan'dan dinleyeceğiz. Yüksel, söz sende. Evet Manuel, şu an itibariyle Koptağ geçidinde fırtına ve tipi nedeniyle ulaşım neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Kameraman arkadaşım da gösterebilirse Koptağ geçidi 2409 rakımda bulunuyor ve bu güzergahı kullanan sürücüler fırtına ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor. Hemen ileride yürüdükçe araçları görebiliyoruz. Görüş mesafesi o kadar düşmüş durumda ki adım attıkça yeni bir aracın daha ileride durduğunu görebiliyoruz. Yoğun fırtına ve tipi sabahın erken saatlerinden itibaren başladı bu noktada. Şehir merkezinde fırtına etkili olurken yüksek kesimlerde ise fırtına kar yağışı ile birlikte tipiye dönüşmüş durumda. Tabi hal böyle olunca da özellikle de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Gördüğünüz gibi bu noktada uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Tabi karayolları ekipleri çalışmalarına 7/24 aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ancak açılan yollar fırtına ve tipi nedeniyle anında tekrar kapanabiliyor. Yolda kalan tırların yardımını ise yine kepçe operatörleri, karayollarına bağlı greyderler imdadına yetişiyor. Yolda kalan tırları çekerek bu güzergahtan ilerlemeye çalışıyorlar. Şu an itibariyle Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde toplamda 1585 köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. Ekipler tekrar ulaşımı açmak için yoğun bir çaba gösteriyor. Bizler de şu an itibariyle Doğu Anadolu bölgesini Karadeniz'e bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan Koptağ geçidindeyiz. Bu güzergahta fırtına ve tipi geçtikçe, saatler geçtikçe etkisini de artırıyor. Görmüş olduğunuz gibi araçların camları tamamen buzla kaplanmış durumda. Bu noktada yarım saatten fazla bekleyen araçları da görebiliyoruz. İlerlemek neredeyse imkansız çünkü hem bir taraftan fırtına hem bir taraftan da tipi etkili olunca kar yağışı ile beraber bembeyaz bir tablo önümüze çıkıyor. Araçlar da bu noktada herhangi bir kaza yaşamamak için durmuş durumda. Hemen şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi araçların camları tamamen buzla kaplanmış durumda. Yarım saattir
Arabada, çoluk çocuk arabada bekliyoruz diyor. Fırtına ve tipinin etkisinin geçmesini bekliyor. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ancak fırtına ve tipi nedeniyle açılan yollar tekrar kapanıyor. Özellikle de havanın şu an itibariyle -5 derecede olduğunu varsayarsak yağan kar anında buza dönüşüyor. Buzla birlikte araçlar, özellikle de ağır tonajlı araçlar direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkabiliyor. Evet, şu an burada yine bir tır şoföründe fırtına ve tipinin etkisinin geçmesini bekliyor. O da aracından inmiş durumda. Yoldaki durumu kontrol ediyorlar. Yarım saatten fazladır bu noktada araçların beklediğini söyleyebiliriz. Tabii şu an itibariyle bizler de konuşmakta güçlük çekiyoruz çünkü fırtına tipi etkisini devam ettiriyor. Görmüş olduğunuz gibi yine bu noktada bir tır daha bekliyor. Hemen ileride yine araçlar da bekliyor. Özellikle de kış lastiği takmayan araçlar bu noktada ilerlemekte zorluk çekiyor. Hemen yolun sağ tarafında güvenli noktaya araçlarını aldıktan sonra fırtına ve tipinin etkisinin geçmesini bekliyorlar. Ancak yarım saatten fazladır bu noktada bekleyen araçları görebiliyoruz. Araçların camları tamamen buz tutmuş durumda. Silecekler artık çalışmaz hale geliyor. Camlar tamamen buzla kaplanmış durumda. Şöyle gösterelim. Camlar tamamen buz tutuyor. Silecekler çalışmıyor ve ilerlemekte güçlük çekiyorlar. Bu yüzden de herhangi bir kaza yaşamamak için araçlar hemen güvenli şeride aldıktan sonra fırtına ve tipinin etkisinin geçmesini bekliyor. Zaman zaman bu noktadan karayolları ekipleri yoldaki karı küremeye çalışıyor. Ancak fırtına ve tipi o kadar etkili ki açılan yollar dakikalar içerisinde tekrar kapanabiliyor. Ömer Faruk, dikkat et, araba geliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an araçlarda silecekler çalışıyor ancak silecekler de artık fayda etmiyor. Hemen şu aracı da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi aracın camları tamamen buza kaplanmış durumda. İlerlemek ya da önünü görmesi neredeyse imkansız. İşte bu şekilde beklemeye başladılar. Dakikalarca bekliyorlar. Tabii zaman zaman Kızılay ekiplerini de bu noktada görebiliyoruz. Uzun zamandır bekleyen sürücülere ikramlarda bulunuyorlar. Gıda, içecek ya da su ikramında bulunuyorlar. Çünkü saatlerdir bu noktadaki fırtına ve tipinin geçmesini bekleyen araçlar oluyor. Özellikle de ağır tonajlı araçlar buzlu yollarda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle makas kırma dediğimiz o kazayı yaşıyorlar. Ardından yol iki taraflı da iki şeritte de kapanmış oluyor ve karayolları ekipleri o yolu açıncaya kadar diğer araçlar uzun kuyruklar halinde beklemeye devam ediyor. Şu an itibariyle hava sıcaklığı da sıfırın altında 5 derece. Bir taraftan fırtına, bir taraftan kar, bir taraftan da dondurucu soğuk havanın etkisiyle Koptağ geçidinde ulaşım durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri büyük bir mücadele veriyor yolu açık tutmak için ama imkansız çünkü açılan yollar tekrar kapanıyor. Dakikalar içerisinde fırtına ve tipi açılan yolları tekrar karla dolduruyor. Yine gizli buzlanma nedeniyle de gece saatlerinde sıfırın altında 15 derecelere düşen soğuk hava nedeniyle yollar zaten buz pistine dönmüş durumda. Tabii bir taraftan da kar yağışı ile birlikte bu güzergahta ilerlemek imkansız hale geliyor. Görmüş olduğunuz gibi zaman zaman sürücüler araçlarından inerek yolda ki durumu kontrol ediyorlar. Acaba ilerleyebilir miyiz diye kontrol ediyorlar ancak ilerlemek imkansız hale gelmiş durumda. İşte bu şekilde bekliyorlar. Kar bazen bazı noktalarda görsel şöyle dönüşürken işte yollarda ise yüksek rakımlarda ise bu şekilde çileye dönüşüyor. Şu an itibariyle karayolları ekiplerini görebiliyorsunuz. Onlar da büyük bir mücadele veriyor. Hemen greyderin arkasında araçlar da geliyor. Bayburt tarafından Erzurum tarafına giden araçlar da şu an itibariyle önde greyder gidiyor. Yolu açıyor. Arkadan araçlar ise dörtlülerini yakmış durumda. Yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyorlar. Gelen araçların camları tamamen buzla kaplanmış durumda. Evet, Yüksel Akalan'a ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi de Bayburt'tan Gümüşhane'ye uzanacağız değerli izleyiciler. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde de kar ve tipinin etkili olduğunu biliyorsunuz. Selman Kutlu o noktalardan birinde ve son durumu bizlerle paylaşacak. Selman.
Evet Banuer, her yayınımızda, her bağlantımızda kar seviyesi biraz daha artıyor. Gümüşhane Zigana geçindeyiz. Kar yağışı aralıksız devam ediyor. Tabii bölgede de karayolları ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar ama bir yandan çalışıyorlar, küredikleri karın ardından öyle bir tipi var ki hemen arkasından o yol yine bembeyaz oluyor. Şu anda görüyorsunuz. Az önce geçti buradan kar küreme makinesi. İkinci araç geçiyor ve yolu temizleme çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii 1800 akıllı Zigana geçindeyiz. Şöyle sol tarafa da kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le zor şartlar altında burayı da göstermeye çalışıyoruz ama her ne kadar zor olursa olsun buradaki anın tadını çıkartmak isteyenler de o Karadeniz sahilinden buraya gelip Zigana'da o kar görüntüsünü, kartpostallık görüntüleri ve karın tadını çıkartmaya devam ediyorlar. Tabii bir bölgede dün meteoroloji genel müdürlüğüne yapılan açıklamada kar yağışının dün gece başlayacağını belirtmişti. Bugün öğleden sonra etkisini artıracağını söylemişti. Tam da öyle oldu. Sabah saatlerinde başlamıştı. Ama özellikle saatler 13'ü gösterdikten sonra yoğun tipi ve kar başladı. Ama tabii bu da karayolları ekiplerinin çalışmalarını oldukça zorlaştırıyor. Çünkü hiç durmuyorlar. 24 saat esasına göre gördüğünüz gibi bakın şu an aşağıdan kar küreme makinesi yeni geçti buradan. Geri dönüyor ve bize doğru geliyor. Burası tam zirve Zigana geçidinin. Bu yol açık durmak zorunda. Çünkü burası yeni Zigana tüneli olmasına rağmen oradan tüp büyüklü tehlikeli araçlar ve ağır tonajlar geçemedikleri için bu bölgeden geçiyor. Onun için karayolları ekipleri burada 24 saat sürekli olarak öncelikle kar kürüyorlar. Ardındansa tuzlama yapıyorlar. Çünkü aynı zamanda oldukça da soğuk bir hava var. Ve o buzlanma olmasın diye hemen tuzlama çalışması da aralıksız devam ediyor. Evet hemen sola doğru şöyle gidecek olacak. Çocuklar burada tabii hafta sonunun son günü. Onlar da sahil kesiminde uzun zamandır Karadeniz'de kar aslında eskisi gibi yağmadığı için Zigana Dağı'na geliyor. 1800 rakımlık ve burada tam zirvede gördüğünüz gibi kar alanında hem eğleniyorlar hem oynuyorlar hem de buranın tadını çıkarıyorlar. Hemen önümüzde bir çocuk var gördüğünüz gibi kar topu oynamaya çalışıyor. Tabii ki özellikle sahil kısmında yoğun fırtına var demiştik. Dün gece saatlerinde başlamıştı. Saatte 100 kilometreye bulan rüzgarla birçok çatı uçmuştu. Ama yaralama falan olmamıştı. Tabii o sahilde olan fırtına ve yağmur yukarı kesimlerde özellikle 800 metre yukarısında kar yağışı olarak bekleniyordu. Bu da tam olarak öyle oldu zaten. Şu anda 1800 rakımdayız ve Zigana Dağı geçindeyiz. Orada Gümüşhane ve Trabzon'u birbirine bağlayan dağ geçindeyiz. O alanda yoğun kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Oldukça yani görüş alanı da oldukça kötü. Özellikle karayolları ekipleriyle görüştüğümüzde buraya gelen araçların mutlaka zincirlerini ve kar lastikli gelmelerini istiyorlar diyelim ve şimdilik sözü Gümüşhane'den size bırakalım. Selman çok teşekkür ediyoruz sana ve Özgür'e. Şimdi de Bolu Gerede'ye uzanacağız değerli izleyiciler. A Haber ekibinden Vedat Sezer'in de o noktadan paylaşacağı notları var. Vedat. Banu, evet geride bıraktığımız bültende yayını Gerede merkezde yapmıştık. Şimdi ise Bolu, Çankırı, Samsun karayolundayız. Ve buradaki D100 karayolu ile E80 karayolunun üzerindeyiz. Burası bildiği gibi Ankara, İstanbul ve Karadeniz yolunun kavşak noktalarından bir tanesi. Görüldüğü gibi kar yüksekliği bölgede yaklaşık 30 santimetreyi bulmuş durumda. Kar da ara ara yağışı sürdürüyor. Tabi bulunduğumuz yer şehir dışı ve şehir arası bir yol. Ve bu bölgedeki akaryakıt istasyonlarının da parkları, bahçelerinde ciddi anlamda kar birikti. Hemen bu tarafa dönecek olursak bakıldığı gibi kar yüksekliği 20 santimetreyi buldu. Çevreye bakacak olursak alabildiğine beyaz örtüyle kaplanmış. Tabii kar yağınca önemli olan ulaşımda aksamaların olup olmaması önemli. İşte baktığımızda ağır tonajlı araçlar, tırlar en çok kar yağışından etkilenen araçlar pek fazla kar yağışı olan noktalarda ilerlemeyi tercih etmiyorlar. Bu durumlarda da parklara gelip saatlerini burada geçirmek için özen gösteriyorlar. Bir taraftan ise kepçeler bu tür noktalarda en azından hareket edebilecek akaryakıt istasyonlarındaki karları kürüyüp açıyorlar. Evet görüldüğü gibi hemen ilerleyelim. Bir yol biraz sağ tarafta gösterir. Bakın burada karlar kürendiği zaman ne kadar bir yükseklik alıyor. Bu yükseklik işte bu alandan çıkan karların küremesi sonucu. Ama sol tarafa bakacak olursak burası bir tır parkı ve kar
oldukça yoğun yağdı. Bazı bölgelerde ise tipi halinde ve rüzgarın etkisi yağdığı için de tırlar, şoförler riske girmeden bu bölgelerde beklemeyi tercih ediyorlar. Hemen üst tarafa bakacak olursak Orta Karadeniz'in yüksekleri, kar yağışının etkili olduğu noktalar ve sis ve pus hadisesi görülüyor o noktalarda. An itibariyle kar yağışı da devam ettiğini söyleyelim. İlerleyen saatlerde ise 2 saat daha meteoroloji tahminlerine göre bölgede kar yağışı etkili olacak. Daha sonra ise yağış kesilecek. Biz de bu bölgede kar nöbetini sürdürelim diyelim ve sözü de tekrar stüdyoya bırakalım.